Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sokak röportajlarında bağımlılık konusunu konuşacağız. Bakalım kimlerin ne tür bağımlılıkları varmış, hep beraber göreceğiz. Bir vatandaşımız bize doğru yaklaşıyor. Kendisine hemen mikrofonu uzatmak istiyoruz. Beyefendi merhabalar. Selamünaleyküm. Vaktiniz varsa sizinle çok kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Buyurun buyurun. Çok teşekkürler. Sorumuz şu: bugüne kadar herhangi bir bağımlılığınız oldu mu? Var. Var, maalesef benim bir bağımlılığım var, evet. Peki bu ne tür bir bağımlılıktı? Alkol gibi bir şey mi? Ha, yok, ben küfür bağımlısıyım kardeş. Yıllardan beri bu illetinden kurtulamadım, kusura bakmayın. Peki, elimde olan bir şey değil. Tam olarak bu bağımlılık nasıl başladı ya da küfretmeye nasıl başladınız? Şimdi bunu bize biraz şöyle, açabilir misiniz? Ben bundan 5-6 sene önce işsizdim, tamam mı? İşsizliği çok zor. Gerçekten bu illet berbat bir şey. Neyse işte o ara bizim partiden, şimdi hangi parti olduğunu tahmin edersiniz, bir arkadaş dedi ki bana, sana dedi parası çok güzel, tatmin edici, çalışma şartları süper, böyle çok kolay dedi, bir iş buldum dedi, çalışmak ister misin? Tabi ben de işsizim o aralar. Ondan sonra nedir dedim bu iş, ne yapmam gerekiyor acaba dedim. Küfredeceksin dedi. Sosyal medyadan dedi, muhaliflere gece gündüz 7-24 dedi, küfredeceksin, işin bu dedi. İyi de dedim, dedim ben hayatı boyunca bir kere küfretmemiş adamım, nasıl olacak bu iş dedim, dedim. Ondan sonra tecrübeli dedi, troller dedi, sana işi öğretir dedi, zamanla dedi alışırsın, sen de dedi usta bir küfürbaz olur çıkar gidersin dedi, bu işler böyle dedi. Sonra tabii ben olur mu olmaz mı falan diye, ya tamam dedim, olur dedim. Sonra beni hemen işe başlattı bunlar. İlk troll ofisine girdiğim o günü mesela asla unutmam. Hani böyle dumansız hava sahasından nargile kafeye bir girersin de bu çok garipsersin, yabancılarsın ya. O hesap, ben de böyle troll ofisine bir girdim. Bak Allah inandırsın, metrekareye gün yüzü görmemiş binlerce küfür düşüyor. Tabii benim yüzüm kızardı, utandım, hiç alışık olduğum bir ortam değil. O anda hemen böyle ofisten çıkıp kaçmak istedim ben, muhabir arkadaş. Sonra usta bir troll benim kolumdan tutup, alışırsın anam, alışırsın yavrum. Ay bu acemi troll de pek bir utangaç, ceylan gibi şuna bakın falan diye bunlar gülüştüler. Kendimi çok kötü hissettim, çok acayip bir yerde hissettim kendimi, neyse. Ondan sonra bir tane usta trollün yanına verdiler beni çırak olarak. Ondan sonra usta troll hoş geldin dedi bana. Çok nazik bir şekilde beni karşıladı. Ondan sonra bana bir küfür ansiklopedisi verdi. Allah inandırsın bu kadar küfür ansiklopedisi. Bana verdiler bunu. Dediler bunu oku. Bunu oku dediler. Merak etme, küfür dağarcığın genişleyecek dediler bana. Eğer okuma yazman yoksa dediler, biz sana sesli küfür kaset serisi veririz dediler. Bir şekilde dediler, yavaş yavaş sen de küfre alışmaya başlarsın dediler. Hakikaten de dedikleri gibi oldu. Ben küfre alışmaya başladım. Sonra zaten yeni gelenlere orada hedef veriyorlar. Muhaliflere küfretme hedefi. Şimdi bir gün boyunca muhaliflere küfretmen gereken bir kota var, tamam mı? O kotayı senin mutlaka doldurman gerekiyor. Ha, sen istersen fazla mesai yaparsın, daha fazla küfredersin. Bu senin kendi tercihin. Yani ne kadar fazla küfredersen o kadar maaşına artık küfür primi alıyorsun. İşler böyle yürüyordu. Mesela iş yerinde ayın küfürbazı seçilirsen şayet, çift maaş veriyorlar. Bir de küfrederken çekilmiş, böyle küfrederken çekilmiş bir fotoğrafını, bir resmini böyle ofise asıyorlar. Gurur verici bir şey tabii, o da ayrı bir şey. O duyguyu, o gururu ama mutlaka bir yaşamanız lazım. Vallahi bak tüylerim, yemin ederim diken diken oldu şu anda. Peki küfür bağımlısı olduğunuzu ilk nasıl fark ettiniz ve bunun ne tür sıkıntılarını yaşadınız? He, bağımlı olduğumu ben ilk işe başladıktan birkaç ay sonra fark ettim. O zamanlar henüz jipim yoktu. Mecbur işe metrobüste falan gidiyorum, otobüste gidiyorum. Bir gün metrobüs her zamanki gibi sıkışık, bilirsiniz metrobüs ortamlarını. Ondan sonra ben de yolcuların hepsine birden böyle bağırdım. Lütfen dedim arkaya doğru ilerleyebilir misiniz lan? Çocuklar dedim, ilerleyin arka tarafa dedim ben bunlara. Ben küfredince önce bir metrobüste derin bir sessizlik oluştu. Ondan sonra ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Gözümü ben bir açtım. Taksim Alman Hastanesi'ndeyim. Yerinde ne işim var benim burada dedim ya. Ne yapıyorum ben bu hastanede dedim. O gün ben anladım ki muhabir kardeş, artık ben bir küfür bağımlısı olmuşum. Hayatımı alnımın teriyle küfrederek kazanıyordum o güne kadar. Çocuklarıma helal lokma yedirmenin huzuru vardı üzerimde. Evimiz, jipimiz, her şeyimiz vardı ama küfür bağımlılığı içten içe bizim hayatımızı, benim hayatımı özellikle karartıyor. Hastanede ziyaretime ne oldu biliyor musun? Bizim partili başkanımız geldi, sağ olsun, çok iyi adamdır. Geçmiş olsun troll kardeşim dedi. Sağ olasın
çocuğu dedim. Sağ ol, eksik olma dedim ben buna. O an tıpkı metrobüsteki gibi yine bir sessizlik. Böyle bir böyle uzayda hissetme duygusu. Zaten sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü ben bir açtım. Sancaktepe Devlet Hastanesi'ne sürmüşler beni. Tabii il başkanına küfredince hastaneye değişti benim. Sağ olsun beni bizzat il başkanımız dövmüş. E tabii ben ne? Şimdi hastanedeki doktor ve hemşireler de yerli yersiz küfredince beni erken taburcu ettiler. Eve gönderdiler. Kafa, kol, bacak, kaburgalar falan benim her yer kırık çarık. Bu şekilde beni maalesef evime gönderildim. Sonra hanım da küfürlerime daha fazla dayanamayıp çocukları da alıp evi terk etti, beni terk etti. Giderken maalesef jipi de götürmüş. Şerefsiz. Jipi niye götürüyorsun? Hadi evi terk ettin, çocukları aldın, jipi niye götürüyorsun? Sonra bizim iş yerini de, yani troll ofisini de kapattılar. Böyle şimdi orta yerde böyle kullanılıp atılmış bir tuvalet pompası gibi, böyle mal gibi kaldım muhabir kardeş. Gerçekten çok perişan durumdayım. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Ne olur yardım edin. Ne olur yardım edin. Çocuklar, benim yardıma ihtiyacım var. Yardım etseniz de şerefsizler. Pis. Ne olursunuz rica ediyorum, bakın. Hiç olmazsa Haluk abiye, buradan ahbaplara sesleniyorum. Ne olursunuz bari siz bir yer atın. Tek umudumuz sizsiniz. Sizsiniz. Bu kadar siz yeterli, bu kadar yeterli gerçekten de. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, röportajı kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet. Öyle şey mi olur, lafı mı olur? Konuşma sen de, hadi kolay gelsin bakalım. Ama hadi küfre bir ara verin artık. Bir yayın yapıyoruz şu anda. Lütfen ama. Lütfen, lütfen. Sevginiz de... Ben seni ama. Ama muhabirlik, yani efendilik de bir ben seni ama. Sevgili izleyiciler, sokak röportajlarımız bu kadardı. Enteresan bir yayın oldu. Bir sonraki sokak röportajlarında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Ama yeter, bir küfre bir ara ver ama yani. Bu kadar küfür olmaz ama yani. İade ediyorum. Taahhütlü olarak iade ediyorum size. Ben sizi. Evet ben sizi. Ben bu küfrü ilk defa duydum, bilmiyorum. Anlamını bilmiyorum, cevap veremem şu anda.